Benzinin fiyatı 36 lirayı geçti. Ne düşünüyorsun? Valla biz yurt dışında kaldığımız için acıyoruz yine, yazık. Teyzemgil falan hepsi burada, biliyor musun? Ama yapacağımız bir şey yok abi. Ekonomik kriz var belli. Ama elimizden bir şey gelse zaten yapacağız ama. Nereden geliyorsun? Almanya. Almanya'daki sıkıntılarla buradakiler... Valla bize de zam geldi abi. Peyniri 1 euro alıyorduk, 3 euro olmuş. Ne demek oluyor? %300 zam değil mi? Bizde de durumlar aynı. Ama buraya bakaraktan yine bizim alım gücümüz olduğu için fazla şey yapmıyoruz yani. İdare ediyoruz yani. Biz de kısıtlı kısıtlı yaşıyoruz ama alım gücünden dolayı çok şükür idare ediyoruz. Geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. Bizim de anneannem gibi, babaannem, bütün ailem burada olduğu için yani öyle gurbetçiler şey... Hepsi boş onlar. Hepsi boş, hepsi bir değil. Amcacığım, yeni zamlar geldi. Evet. Benzine de zam geldi, 36 lira oldu. Ne düşünüyorsun? Abi iyi bir şey. Abi ben iyice bir şeyim yok da, konuşamıyorum da. Evet. İyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Tabii. Daha mı kötüye gidiyor? Daha kötüye gidiyor. Şimdi ben bu aldığım, yok mu 85 lira? Evet. Bayramdan beri 3 sefer zam yedim. Aynı paraya veriyorum bak. Yine aynı fiyata. Aynı fiyata veriyorum. 30 lira zam geldi. Aldığım şeye yani. Aynen öyle. Yani bu devir böyle giderse çok kötü. Sen emekli misin abi? Yok, 65 maaşım var benim. İhtiyarlık maaşım var. Değil mi? Nasıl geçiniyorsun? Ne yapayım bundan işte? Evin kira mı? Evin kira, 65 maaşım var. Hiçbir şey etmez ki abi. Ne yapayım? 2,5 milyar para veriyorlar. 2 milyar 350 olmuş. Daha almadım ben. Çalışmasan aç kalacak. Bir tencere süt, yoğurt 100 lira olmuş. Pazara gittim geçen gün, hanımla beraber 250 milyon harcadım. Daha eksiğimiz bitmedi. Cumartesi pazarına gittim. Ben şeyde oturuyorum. Güneket'te. Çift yola varmadan. Nimet Market var, orada oturuyorum. Oğlumdan kira almışım evi ben. Kendi oğlundan mı evi aldın? Kira almışım, kiraya. Ev onun, ev oğlunumdur. Ama kirasını ödüyorsun. Kirasını ödüyorsun ha. Öyle bir şey mi var ya? Ne yapak? Ben taksit ödeyeceğim diyor. Ben seni için aldım diyordu. Taksit ben ödemiyorum. Oğlan ödüyor da. O ödüyor. Ben de 300-500 yardım ödeyeyim ha. Benzinin fiyatı arttı. 36 liraya geldi. Ne düşünüyorsun? Bu ülkeden gitmeyi düşünüyoruz. En iyisi odur. Benzinin fiyatı 36 liraya geldi. Ülkemizde bulunan mülteciler çoğaldı. Ne düşünüyorsun abi? Vallahi kardeşim, ben şimdi bu mülteciler gitmedi müddetçe Türkiye hiçbir zaman düzelemez. Düzelemez. İmkan harici. İnsanlar bak, benim kızım var. Evlenecek. Ben evi bulamıyorum. Ama bu 7 milyon kişi giderse ne olacak? Boşalacak. Bana göre daha çok kişi. Aynen bak, yemin ediyorum Kur'an hakkı için, kızım var, taşınacak, ev bulamıyorum. Bak Allah evime kavuşmasın, yalan söylüyorsun. Ama durumlar hiç iyi değil yani. Kiralar nasıl? Abi? Kiralar şimdi bizim Mersin, şimdi bölge bölge farklı. Şimdi Antalya çok farklı. Burada en ucuz kira 5-6 milyar ama aşağı yok yani. 5-6 milyar. Burada döküldü bir yer. Aynen, ama eskiden oturuyorsan ona bir şey yok. Ama taşınıyorsan seni çıkartıyor ya. Çıktım o zaman apıyordum. Fiyatlar yükseldi. Aynen. Yani şimdi ben mesela 2000 liraya oturuyorum. Misal yani. Beni çıkartıyor fazla paraya vermek için. Çıktı mı ben başka yere gittim, 6 milyardan aşağı oturamam yani. Bu taraflar farklı mesela, 10 milyar. Yenişehir biliyorsunuz herhalde. Evet abi. Yenişehir yani, Yenişehir orası farklı. Ben Yeni Mahalle'den bahsediyorum. Ben Yeni Mahalle'de oturuyorum. 5-6 milyardan aşağı değil. Nasıl diyor musun? Çok affedersin, varoş diyelim artık, orası en zayıf yer yani orası. Fakir olan yer yani. Bu taraflarda 10-15 milyar. Yenişehir, Mezitli falan. Eyvallah. Durumlar iyi değil yani ya. İyi değil abi. Çok kötü. Bu şeyler gitmediği müddetçe... Niye dur demiyorlar abi? Bilmiyorum, başımız ağrır mı? Yani bu zor... Devletin diye artık gönderecek durumu yok herhalde. Pek yanaşmıyor yani. Olay bu. Gitmediği müddetçe bu ülke düzelmez kardeşim. Benzinin fiyatı 36 lira oldu. Fiyatları yükseldi. Ne düşünüyorsun abi? Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim? Benzin fiyatı 36 lira oldu. Ne düşünüyorsun? Artık bir şey düşünmek istemiyorum. Bir gelecek hayal ediyor musun? Yok, bir gelecek yok. Bir gelecek görünmüyor. Nasıl olacak sence? Nasıl olacağı apaçık belli. Normalde gençlere sorduğumuzda ülkeyi terk etmenin derdindeler. Evet, biz de o yolları düşünüyoruz de işte o da yok. O imkan da yok yani. Kimi şu anda Mersin'deyiz ya. Mersin'de birçok mülteci var. Ne düşünüyorsun onlar hakkında? Mültecilerin hani bu ülkede zaten normalde yani çoktan gitmeleri gerekiyordu ve hala buradalar. Gönderilmiyorlar. Bunun için de bir şey yapılmıyor zaten. Uğraşılmıyor da. Hani gerek de görmüyorlar. Hani tek sıkıntıyı vatandaş çekiyor. Başka hiç kimse çekmiyor. Aslında Suriyeli demek oy demek. Oy demek hani. Kendileri için. Çünkü halk onlardan vazgeçtiği için hani başka türlü yanlarına çekemez hani halkı. Mecbur onlardan medet umuyorlar. Zihniyet de değişmediği için bu şekilde devam ediyor. Kimse de sesini çıkarmıyor yani. Konuşuyor. Yakıt fiyatı biliyorsunuz. Benzinin fiyatı 36 lira oldu. Evet. Ve daha çok her Türkiye, şeye de zam geliyor. Hiç iyi bir durumda değil hele bu sene. Suyu ne kadar aldınız? 5 TL. Şu suyun fiyatı sizce ne kadar olmalı? Bence 2 TL ya da 3 TL olmalıydı. 50 kuruşa alıyorduk işte, doğru. Ama gerçekten şimdi yani bize bile dokunuyor ya. Sanıyorlar ki yurt dışından geliyorlar da paramız çok değerleniyor. Aslında hiçbir değeri kalmadı. Alıyoruz Türk parasını, orayı bozdurup ama hiçbir şey yetmiyor. 5000 TL ile çıkıyoruz. Yemin ediyorum ortada bir şey yok. Yani bize de şey yapıyor, dokunuyor bir ucu. Sanıyorlar ki oradan gelip de biz burada öyle bir şey yapıyoruz. Tabii ki, öyle. Demezler ama şey şunu söylüyorlar.
Acaba Türkiye'deki sıkıntılarla Almanya'dakiler bir tutulabilir mi? Türkiye daha bir şey durumda. Hani biz de çabalıyoruz, çalışıyoruz orada. Tanıyorlar ki hani sokaktan süpürüyoruz. Biz de yapıyoruz ama Türkiye daha kötü durumda. Şöyle söyleyeyim, mesela dün biz dondurma yedik. Evet. 24 lira. Almanya'daki asgari ücretle 1700 tane civarı o dondurmadan alabiliyorsun. Ama evet. Türkiye'deki asgari ücretle 475 yok. Tane alabiliyorsun. Gerçekten yaşaması çok zor. Kira mı versin bu adam? Evet. Evine yiyecek mi alsın? Çocuk mu okutsun? O kadar şey, zor bir durum ki Türkiye'nin hali gerçekten. Böyle giderse iyi değil yani durumu. Herkesin yardımcısı olsun. Siz muhakkak akrabalarınızı ziyarete geldiniz. Evet. Onların durumu nasıl? Vallahi herkes ağlıyor yani. Çok her şeyin pahalı olduğunu, kiraların. Benim annem mesela kirada, çoğunun keyfi yerinde aslında. Olan da var, olmayan da yok. Evet, çok kişi memnun değil hayatından yani Türkiye'de. Onun için bilmiyorum. Allah yardımcısı olsun Türkiye'mizin. Ülkemizde bulunan mülteciler hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi onlar sizden yani iyi hayat yaşadığını görüyorum, sizden iyi olduklarını. Sizden iyi olduklarını. Evet. Vallahi. Şimdi gidin Kız Kalesi. Bütün her yerde onlar. Vallahi serilmişler. Gözlükler gözünde. Erkeklerin falan orada rahat rahat hayat yaşıyorlar burada bence. Ama bizim kendi insanlarımız çok zor durumda. Çoğu böyle bakıyorum yani acınacak durumda. İnsanlarımız var. Gidişimiz hiç güzel değil bu gidiş. Bir an önce bir şeylerin yapılması gerekiyor artık. Ya değilse her şey olabilir bu Türkiye'de. Bu sene çok kötü gördüm Türkiye'yi. Hani geçen sene de vardı ama bu kadar değildi. Bir şey alıyorsun, ertesi gün gidiyorsun. Diyor zam geldi abla. Ya bir günde nasıl bir zam gelir ben onu anlamıyorum. Biz de mesela yurt dışında yaşıyoruz. Orada belli bir standart var. Geliyor ama bu kadar değil Türkiye gibi. Onun için insanlar artık çok sinirli. Kimseye bir şey söyleyemiyorsun. Yani geçim sıkıntısı yaşıyorlar burada Türkiye'de. Çok fazla. En kısa zamanda değişim gerek. Bence çok de. Çok acil yani. Çok çok acil. Çünkü durum hiç iyi değil yani gördüğümüz kadarıyla. Yani yurt bizim dışından. Bizim euromuz dayanmıyorsa siz ne yapacaksınız diye düşünüyoruz işte. Bizim yani dayanmıyor abi. Bozduruyoruz 100 euro bozduruyoruz. Bir saat dayanmıyor. Yarım saat dayanmıyor anlıyorsun? Gerçekten ondan dolayı. Pahalı her şey burada Türkiye'de. İşte diyorlar siz istediğiniz gibi alıyorsunuz. Türkiye'yi berbat ediyorsunuz. Aslında değil o konu. Aslında onu demiyorlar. Aslında şunu söylüyorlar. Bazı Almanya'dan gelen vatandaşlar ülkeniz çok iyi, ekonominiz aynen. İyi. Bizim hayır değil bence. Daha berbat. Hayır kesin. Çok onu söyledikleri için değil. Aslında vatandaş onları eleştiriyor, sizi değil. Yok. Siz gerçekleri en azından görebiliyorsunuz. Vallahi ben görüyorum gerçekleri. Ya yani çok bu kötü. Bu biraz kinleniyorlar ya, euromuz değerli olduğu için hatta bizim içimiz yanıyor, onlar onu görmüyor. Aha. Benim anneannem mesela ekmek parası bulamıyor, adam bana diyor sen Almanya'dan gelin para bozulur, harcıyorsun, anlıyor musun abi? Anlatabiliyor muyum iyi kötü? Yani işte onu diyorum. Benim nenem ekmek parası bulamıyor açıkçası. Anlatabiliyorum değil mi? Ondan dolayı TikTok'ta göreceğimiz. Yani bizim bir standart hayatımız var mesela Almanya'da. Fakiri zengini bir. Fakiri de et yiyor, zengini de et yiyor. Ama burada yiyemeyenler çok, o eti göremeyenler, istediği gibi yiyecek alamayanlar çok fazla Türkiye'de.